kadar ayıp? Şimdi hocanın oturduğu eve bak. Hocanın bindiği arabaya bak. Bak kardeşim. Öyle bir yerde oturuyor, böyle bir arabaya biniyor. Beni ilgilendirmez nihayetinde ama bir tarafı beni ilgilendiriyor. Niye biliyor musunuz? Gidip millete kanaatkar olmaktan yana işte saatlerce, günlerce israf konuş etmemek, konuş, yani israf yapma de sen israfın dibine bak fakir böyle bir şey olmaz. Fakir peygamber anlat, fakir sahabi anlat, 10 gün aynı ekmek kırıntısıyla doyuyordu diye yalan konuş, ondan sonra sen kendin sırça köşklerde yaşa. Bu ikiyüzlülük ama yani. Sonra toplum niye dönüşmüyor? Niye dönüşsün beyim? Sen dediğini yapmıyorsun gözünü seveyim ya. Herkesi Ramazan'da infaka davet ederken sen Ramazan'ı kazanç aracı yapıyorsun. Hani dağıtacaktık? Hani herkes neyisi varsa ondan dağıtacaktı? Biz neredeyse ödemelerimizin şişkin olanlarını Ramazan'a ayırıyoruz. Niye? Oradan işte gelir var. Ramazan'da ruhuna gelecekti. Bedenine değil beyim. Sen de verecektin. Elin alemin 3 kuruş birikimini infak için teşvik et. Ama sen o 3 kuruş teşvik et versin diye teşvik ediyorsun. Sen bilmem şu kadar şeyler alıyorsun. Günah başına kimin ne aldığını bilmiyorum ama hocam, görüntü öyle onların, sıkıntı. Herkesin kendi hesabı hocam. Tabii Allah'a verir. Biz kendi yaptığımıza bakalım. Şunu herkes yapacak ama bak. Bir şey yap. Şöyle bir arabaya biner, böyle evde oturur falan. Bu ona beni ilgilendirmez. Herkes hesabını kendisi verir Allah. Ama samimi olacak diyorsunuz. Samimi olacak. Bir olacak. Bindiği arabanın zekatını verecek. Oturduğu evin zekatını verecek. Öyle evden zekat yok. Arabadan yok. Arsadan yok. Binadan yok. Oradan yok. Buradan yok. Öyle değil. Efendim zekat gelirden verilmiş. Hayır öyle değil. Zekat kardan vergi değil. Maldan vergidir. Maldan. Neyse senin malın, onun zekatı var arkadaş. Verdin mi o triplex villanın zekatını? Yok. Niye? Bu taşınmazdır. Tabii parası da taşınmaz. Görürsün Ali İmran Suresi 180. ayette ne diyor Allah-u Teala?